NBA'ye hoş geldiniz. Doğu'yu da bitirdik. Ben de biraz uyudum. Biraz da kendime geldim. Ama tabii Philadelphia gelemedi. Philadelphia karşılıksız çeki. Ben Simmons da artık bir adım daha ileri gidemedi. Ya tabii tek suçlu Ben Simmons değil Philadelphia serisinde ama yine de artık herhalde herkesin burasına kadar geldi. Hem Philadelphia'nın hem NBA izleyicilerinin hem de yani bu işi takip eden, teknik taktik konuşmaya çalışan herkesin artık bir noktada sıkıldığı aşamaya geldik. Yani geçmiş aslında ikili oyun podcastlerimize baktım. Orada neler konuşmuştuk diye. Biraz da hatırlıyorum neler dediğimizi. Şunu çok net hatırladım hatta. 2017 ya da 2018 olması lazım. Yani Ben Simmons'ın ilk böyle sakatlıktan çıkıp oynamaya başladığı ki hatta iyi gözüktüğü dönemlerde bile şundan bahsediyordum. Mental olarak iyi gözükmüyor. Yani sahada her şeyi yarım yapıyor. Nedir bu yarım yaptıkları? İşte fast break atmak konusunda hiçbir bilgisi yok. Yani yarı sahayı ne zaman geçecek, forvetler nasıl koşacak, çok iyi pas verebiliyor ama onlardan geride koşup daha sonra işte ona göre pas açılarını ayarlaması, onların koşularını beklemesi, transition yönetmesi falan gibi şeylerde bile ciddi hatalar yapıyordu. Birebirlerde zaten açık saha bulamadı mı çembere gidemiyordu. Yani bu 4 sene önce de 3 sene önce de böyleydi. Birebir oyunlarında sırtı dönük asla bir footwork geliştirmedi. Ki bununla ilgili de yine 2018'deki bir podcast'te konuşmuşuz. Ona da baktım. Hani ikili oyun podcast'leri diye aratırsanız SoundCloud'da ve Spotify'da ulaşabilirsiniz. Serkan Vali ile yaptığımız eski podcast'lerimize. Yani orada hepimiz bahsediyoruz zaten. Hani benim de o gün söylediğim sırtı dönükken o yarım footwork'ler, o tuhaf hook benzeri abuk subuk atışlar, spin move'ları tamamlayamama, nereye dönecek, nereye girecek, boyalı alanda ne yapacak, hep böyle yani birileri kat ederse anca onu zar zor bulup son anda pozisyonlardan kurtulmaya çalışıyordu. Aslında o hataları yapıp takım arkadaşlar onu kurtarmaya çalışıyor gibi bir durum vardı. Ya bunları hiç geliştiremedi. Daha sonra şimdi YouTube'da da bakabilirsiniz. Hani yine kanalda Philadelphia analizleri de var geçmiş yıllardan. Orada da tekrar bunlardan bahsettim ve hani o 3-4 sene birikti buraya geldi. Ya şu dakikadan sonra da artık hani şey demeni de anlamıyor. Hani ilk yıllar işte şutu geliştir, şöyle olur, tamam üçlük atamıyor ama böyle yapıyor. İçeri giriyor, 3 oynadı, 4 oynadı. Draymond Green mi olabilir acaba falan. Yok abi ben saldım. Ben Simmons'ı saldım. Ne olacaksa olsun, hatta bence emekli olsun. Yani çünkü bu artık şey gibi, iş yerindesiniz. Ya en basit işi vermişler size, atıyorum. Günlük diyorlar ki rapor yazacaksın. Sabah oturacaksın. İşte şuyla ilgili şu verileri gireceksin. Bilgisayara o sana verecek. Sen rapor yazıp bize yorumlayacaksın. İşini yapmazsan ne olur? Atılırsın. Ama artık bu atılma falan takas falan dedi. Nerede takas dedi? Kim ne yapacak Ben Simmons? O kadar kötü duruyor yani. Ve basketbola da inatlaşıyor. Zaten basketbola inatlaşan adam asla sevmediğim bir durum. Yani Kyrie Irving'leri, Giannis'leri, ne bileyim işte LeBron James'i bile yeri geldiğinde Davis'i bile inanılmaz eleştiriyoruz. Ya Ben Simmons'a artık katlanacak hiçbir durum yok. Hele de yani o son maçın son bölümünde 7. maçın Atlanta serisinin 7. maçın son bölümünde Gallinari'den şans eseri kurtulup orada da yine bir dönemedi. Orada yine bir reverse bile yapamadı. Orada smaç yapmak yerine Taybul'a topu verip faul aldırdı ve oradan da bir sayı çıkarabildiler. Gerçekten çok kötü. Yani tabii Doc Rivers'ın hataları yok muydu seride? Vardı. Birazdan bahsedeceğim. Diğer oyuncuların formsuzlukları ile ilgili sıkıntılar yok muydu? Vardı. Draymond Green'i sakatlığı etkilemedi mi? Evet, savunmayı etkiledi. Hücumu yine bir şekilde çözdüler. Ama yani yapılan asistin bile bir değeri yok. 10-11 asist ortalamayla oynamasının bile bir değeri yok. Çünkü zaten geçişlerde evet zaten en büyük değeri o. Geçen sene yokken ben şunu söylemiştim. Yani savunmadaki baskı, top çalma yeteneği ve onunla beraber hızlı çıkma, yani tam sahada oyuncuları, koşan oyuncuları çok rahat bulma özelliği zaten onu bir adım öne taşıyan tek özelliği. Zaten asistlerin çoğunu da oradan çıkarıyor ya da yarı sahada işte erken geçip arkasına attığı paslarda şut girerse asist, yani aslında bir yaratım yok orada. Anlatabildim mi? Hani asistin değeri bazen işte ikincil olur, bazen yanınızdaki de topu verebilirsiniz, o da asist ama yaratıcılık değerine baktığımızda bu asistlerin Simmons'da çok yüksek değil. Çünkü zaten birebir oyuncusunu eksiltemiyor. Boyalı alanda savunma yardım çekemiyor. Herkes artık çok rahat onun üzerinde. Yani artık şeyden sıkıldı insan. Ha bu sene şut attı geliyor. Yok işte orta mesafe denedi. Şöyle oldu böyle oldu. Ha bir yandan şu da var ki onu en başta da konuşuluyordu zaten. İşte yanlış elle atıyor. Ya yanlış elle atıyor, doğru elle atıyor. Umurumda değil. Ya nasıl atacaksa atsın, oynayacaksa oynasın, yoksa bıraksın yani. Gerçekten dolandırıcılığa girdi artık bu iş. Yani çeki bozdurmak için Sam Presti'ye gitseler şimdi. Orada da Preston's hızlı davrandı. Hemen Kemba'yı önden bozdurdu. Zaten orası da doldu. Yani Sam Presti'ye yanına 2-3 tane draft, bilmiyorum kaldı mı şu an bakmadım da, ama Philadelphia'da abi 2-3 draftla şunu sıkıştıralım size bir falan deser, orada bile yok. Ha ne olur bu saatten sonra? En kötü ihtimalle çok iddiası olmayan ama Simmons'la iyi çalışacaklarını düşündükleri bir coaching sistemi olan, oyun yapısı olan, ona alan vermeye, bir şans daha vermeye vakti olan, ya gel biz deneriz ama hani yanında da draftları alırız. Yani biraz da böyle yapılanma peşinde koşan, belki Washington, bilmiyorum yani, olabilir. Bu tarz takımlar belki kabul edebilir bunu. Uzun vadede ulan bir fayda çıkarır mıyız? Yanındaki draft haklarını, iyi draft hakları da bulursak değerlendirir miyiz diyebilecek. Başka da takım şu an yani çok, belki Chicago falan ileride olabilir ki Chicago zaten onlar da Allah'lık ne yaptıkları belli değil ama hani orada da onu geliştirecek bir koç yok. Wizards kim alacak o belli değil. Ve yani coaching ilişkisi de değil artık. Yani Doc Rivers bile sezon başında hatırlıyorsunuz yani sezon içinde kaç kere konuştuk başında da Philadelphia'yı. Daha pozitif gözüküyordu her şey. Ama yok yani olacak gibi değil ki genel, hadi Philadelphia'ya geçelim. Aslında sezonda görünen Philadelphia da Atlanta serisinin özellikle 3. maçından sonra 2-1 olduktan sonra seri kaybettik o takımı. Yine böyle geçmiş yıllardaki gibi başı sıkışınca birebirden başka, rakibinin içinden geçmeye çalışmaktan başka hiçbir şeyle uğraşmayan, pick and roll'leri unutan, top dolaşımını zaman zaman hatırlayan, unutan bir takıma döndü. Ama işte burada Doc Rivers'ın hatası var. Çünkü 3. maç fark 20-25 sayılara çıktı. Orada hala Embiid'i hatta son çeyrekte oyundan almıştı. Tekrar geri soktu. Ve o maçı yine Twitch'te canlı yorumluyorduk. Orada da hani şok olmuştum. Ya niye sokuyorsun hala yani? Sokma artık burada. Ne anlamı var? Maç bitecek. Ertesi maç ayakta duramıyordu Embiid. Ve o maçı kaybettiler. Belki orada 2-1, 3-1 olsa, 3-1 olsaydı işler değişebilirdi. Yani genelde zaten bu serilerin kırılma noktaları 4. maçlar, 5. maçlar oluyor. 4. maç çok önemli. Burada 2-1 rüzgarı almışsın. Ve 3 sayıda kaybettiler o maçı. Ve gerçekten hani üst üste o kaybedilen 4. maç ve üst üsteydi. Aradaki maçı kazandılar ve 6. maç. Pardon 5. maç. Pardon doğru. 4 ve 5. maç doğru üst üste. O iki maçta da Nate McMillan çok ciddi Doc Rivers'a üstünlük sağladı. Hele de son çeyreğe girerken 5. maçta. Yani orada artık Atlanta'nın hali bile yoktu. Ne yapacağını bilemiyordu. Kenardan gelen oyuncular katkı veremiyordu. Bogdanovic zaten diz ağrısı çekiyor. Bir de kötü oynuyordu üstüne. Orada işte kararı verdi. Yani Bogdanovic'i kenara çekti. Sıcak kalan Lou Williams'ı tuttu Nate McMillan. Üzerine Gallinari kenardaydı. Hızlıca tekrar oyuna soktu. Savunmayı arttırdı. Orada takımı motive etti. Mesela Doc Rivers onu da çok yapamadı. Ve bence oradaki kopukluk da şu. Şimdi tabii Embiid'e çok güvenip topu verdiğiniz zaman evet sorunları çözebiliyorsunuz ama çok grind etmeye başlıyorsunuz. Aslında çok zorlayarak, yaratıcılıktan uzak, diğer oyuncuları işin içine sokmadan çözüm üretiyorsunuz. Ne oluyor? Diğer oyuncuları kaybediyorsunuz. Diğer oyuncuların üretimde zaten Seth Curry ve Tobias Harris var. Sonraki maçlarda Harris'i kaybetti. Harris bir türlü ritim bulamadı, temposunu ayarlayamadı, hızlanamadı, edemedi. Ve yarı sahada da onu unutunca tıkanan oyunlarda iyice tıkandılar ve hareket alanı bulamadılar ki her molada Doc Rivers'ın konuşmalarına bakın. Hep pace'ten bahsediyor. Yani maç içinde verilen, dışarıya verilen konuşmalarda arttırmanız pace'i yoksa bir şey yapamayız. Pace'i arttırmanız yoksa bir şey yapamayız. Gerçekten yapamadılar. Ama işte burada sorun şu. Pace'i arttırmalısınız ama yarı sahada işte tıkandığında ilk çözümümüz Embiid'in faul almaya çalışması mı? Ya da ikinci çözümümüz işte Seth Curry'nin çok zorlama bir şuta mı gitmesi mi? Halbuki son maçın son bölümünde bile bir tane birebir düzgün yarattığınızda ters tarafa topu çevirip hemen Tobias Harris'le çembere gidebiliyorsunuz. Ki zaten Atlanta savunması da evet iyi gözüküyor ama dağıtmanız çok zor değil. Hunter da olmayınca işin içinde aslında düştükleri anlar çok oldu. Yani Bogdan da sakat. Orada Gallinari bile iyi iş çıkardı. Yani ben Gallinari'nin savunmasını zaten iyi bulan biriyim ama bu kadar iyi olmasını beklemiyordum belli anlarda. Tabi buna Simmons da yardımcı oldu. Tobias Harris oyuna sokmamaları da yardımcı oldu. Young'ı zorlamamaları da yardımcı oldu. Her şey yardımcı oldu burada. Neyse artık hani bu serinin çok ince detaylarına girecek, elde konuşacak. 7 maçlık bir serisi olsa da yani Philadelphia'nın oyunla inatlaşması, sezonda yaptığı her şeyi unutması, savunmasının düşmesi, hataların zincirleme gelmesi derken zaten kurtulacak bir noktaları kalmadı. Atlanta'da bu fırsatı kaçırmadı. Yani bu seri normalde zaten 2-1'den sonra ben açıkçası şey bekliyordum. Yani hele de maçta 20'ye deyince 3-1 4-1 bitireceğiz. Yani en kötü 3-2 4-2 olur 3-1'den sonra diye bekliyordum. Oradan bile inanılmaz hatalarla geldiler. Son maç zaten 7. maç baskısını kaldıramayacakları. 3-3'ten sonra 4-3 Atlanta'nın yapacağı daha belirgin hale gelmişti. Çünkü o baskıyı kaldıracak bir mental güçte kalmadı zaten. Üstüne bir de Embiid'de yarı sakat oynuyordu. Dönmedi. Atlanta'yı da birazdan detaylarıyla hem bu seriden gelen özellikleriyle hem de finalde ne yapacağıyla ilgili Bucks eşleşmesinde konuşacağız. Şimdi Bucks'a geçelim. Zaten o seri herhalde bu playoff'ların en heyecanlı serilerinden biri oldu ki Brooklyn Nets sakatlıklarıyla boğuşmasına rağmen tabii ilk iki maç, ilk maç Harden daha maçın başında sakatlandı. İlk iki maçtan sonra dördüncü maçta pardon, üç maçtan sonra dördüncü maçta Kyrie Irving sakatlandı. Daha sonra Durant birazcık tek başına mücadeleye girdi orada. Ve bundan da bir tane tarihi bir maç çıkardı. 49 sayı attı. İnanılmaz bir maç çıkardı. Yani gerçekten çok acayip de o maç. O maçı izlemediyseniz bir yerlerden bulup izleyin. Tekrarını falan kesinlikle kaçırmayın. Gerçekten inanılmaz bir maçtı o maç. Hatta o maçın istatistiklerini şimdi size vereceğim tekrar. 49 sayı, 17 rebound, 10 asist, 3 steal, 2 blok ve sadece 3 top kaybıyla oynadı. %69 field goal, %44 üçlük, 16'da 13 faul, %81'de faul attı. Gerçekten inanılmazdı o maç. Dönüş de çok iyiydi orada. Ya biraz tabii Durant'in oradaki inanılmaz gaza basmasının etkisi olsa da bu maçta son bölüme girerken Milwaukee Bucks çok kritik birkaç hata yaptı. Yani bu maçı da alabilirlerdi aslında. İşte Giannis'in bir tane çok kötü şut tercihi ki zaten şut tercihleri seri boyunca tartışıldı. Okey, tartışabiliriz. Zaten ondan önceki attığı 8-1 falan çok kötü ki bu maçta 4'te 2'li attı ama. Ama yine de yanlıştı. Daha da önemlisi içeride bir top kaybı gelmesi ve daha da kritiği savunmada çok ciddi iki hata yapmaları. Bir tanesi de Bruce Brown'u kaçırdılar. Bir tane de köşede şut verdiler. Şimdi bunları yapınca, bu hataları yapınca de Bruce Brown'u kaçıran Giannis'ti. Boyalı alanda, arka alanda, ön alanda. Çok ciddi bir hata oldu ve çok bedava bir sayı verdiler. Üzerine top kaybı geldi zaten. Yani burada bazen asıl noktalar bence kaçıyor. Yani evet Giannis'in hücumdaki tercihleri bu seriyi belirledi ama bu maçta böyle bir saniye daha dikkatli olsalardı savunmada zaten bu maçı da alabilirlerdi ve belki seri 4-2 biterdi. Yani o yüzden genel olarak Milwaukee Bucks'ın Brooklyn Nets'in eksikliklerinden yararlandı doğru ama seriyi kendi yapıp yapmadıkları belirledi. Ha tabii bunu da yine Nets'in eksiklikleri sağladı. Ben şuna da düşünüyorum. Yani Harden sakat geldi. Kyrie kalsa geçebilirler miydi? Belki yine geçemeyeceklerdi. Çünkü Kyrie özellikle ilk iki maçta daha topu bekleyen, daha oyunu bekleyen daha doğrusu. Oyunu bekleyip topu alıp öyle oynayan bir yapıdayken zaten inanılmaz iyi maçlar çıkartıp iki maçı takım olarak farklı bitirdiler ve o zaman herkes 4-0'a mı gidiyor dedi. Ama sonraki maçlarda hemen o kontrol gitti. Zaten sakatlandığı maçta da o kontrolsüzlüğe girmişti. Kaldıratlar başlamıştı. İlk iki maçta bir de gözden kaçan konu yine Griffin'le Mike James gibi oyuncuların çok ekstra katkılarıydı. Bunlar da kalmadı. Bunların istikrarlı olması çok zor zaten. Yani Griffin yine bu ara savunmada iyi çabaladı ama bir yere kadar. Hücumda da o gün özellikle ilk maç inanılmaz oynamıştı. İkinci maçtan sonra da zaten ufak ufak düşmeye başladı ama tabii Joe Harris'in düşüşü kadardı. Dramatik olmadı. Brooklyn Nets'teki o kayıp ve iyice daraldılar. Sakatlıklar da başladı. Rotasyon iyice daraldı. Green de sakattı. Sonradan döndü. Çok yoruldular. Bu da çok normal. Ona rağmen Durant'in buradaki mücadelesi kesinlikle takdire şayan ama dediğim gibi Milwaukee Bucks'ın da kesinlikle hak etmediği bir durum yok. Onlar da önlemler alıp savunmalarını planlayıp hücumlarını planlayıp iyi işler çıkardılar. Doğru hareket ettiler. Çünkü Harden döndü sonradan da. Evet Harden daha şu çok söylendi. Ya Harden sakat işte Oradan niye gitmiyorlar? Harden birebir de kalıyor. Pat Middleton'dan top çalıyor. Harden'ın koru o kadar kuvvetli ki herkesin arkasında durabiliyor falan. Böyle saçma sapan. Yani orada asıl konu Milwaukee Bucks'ın tercihleri. Neydi bu tercihler? Bir, yani Giannis hücumda tepeden birebir oynamaya zorlayıp hücumu böyle olabildiğince kendi kontrolle sağlamayı bıraktı. Özellikle de kaybettikleri o 5. maçtan sonra. Ondan sonra orayı tekrardan planlamaya başladı. Ne yaptılar? İşte daha izole aldılar ki bunu hep söylüyordum. İşte daha topsuz oynatmaya başladılar. Özellikle Jrue Holiday ve Middleton'da. Zaten topsuz oynattığınızda Giannis'i durdurabilmenin imkanı yok. Yani gerçekten fizik olarak onun üstüne çıkacak, onu engelleyecek, zorlayacak, savunmada bir anda atletizmiyle öne çıkacak birisi yok yani. Bir şey yapamazsınız. Bunu çözdükçe zaten işler daha iyi hale geldi. Ha, burada Jrue Holiday oyundan çok düştü maçlarda, özellikle hücum performansı olarak, ama 86-83 kazandıkları maçın en kritik son topunu da mola almadan bir reverse'de kendi bitirdi. Bitiremeyen birini izledik mesela dün işte. Ben Simmons. Çok basit bir reverse. İşte ama o anda adrenalin, yetenek, baskı, her şey birbirine girerken o reverse'ü yapmayı içgüdüsel olarak işte çalışmış olmanız lazım. Yine çalışmaya geliyoruz. Çalıştıysanız bu hareketleri zaten pat diye yaparsınız. Hiç düşünmezsiniz. Ben Simmons'ta bu yok. Belki zaten çalışmıyor. Evet, Giannis'in tercihleri diyorduk. Yani burada Middleton'ı yine bu seri öncesinde söylediğim gibi Middleton'ı biraz hücumda serbest bırakmak. Yani şöyle serbest bırakmak. Tabii ki Giannis ve Holiday oyundayken onun şutlarına alan açmak ve kredisini sonsuz vermek önemliydi. Bunu ara ara unuttular. Giannis biraz ondan rol çalmaya çalıştı gereksiz. Onlar da düşünce takım bir anda zaten çok iyi hale geldi. Son maçta hatta yani 6. maç neredeyse ilk çeyrekten sonra hiç toplu oynamadı. Yani çok az oynadı Giannis. Tepeden özellikle ondan bahsediyorum. Son maçta da böyle 1,5 çeyrek falan biraz zorladı. Sonra yine bıraktı ve takım takır takır akmaya başladı. Ve yine söylüyorum yani Holiday'in düşük performansı, Middleton'ın ara ara düşmesi. Middleton son maçta son çeyrek kadar çok kötü yüzdeyle şut attı. %12'lere falan düşmüştü yüzdesi. Ona rağmen dönmeyi başardılar. İşte bu takımın ana disiplin özelliklerinin sonucu. Yani belli şeyler oturttuğunuzda oyuncular oyunla kavga etmediğinde koçun çok basit istekleri oluyor. Aslında hani kenarda böyle molalarda inanılmaz çılgınlıklar dönmüyor. Böyle matematikler çalışılmıyor. İyi savunma, rebound, tempoyu kontrol et, yarı sahaya geç, top dolaşımını yap, birebir oynayacak oyuncuna ver, oyunu eksilsin. Giannis'e işte low post, ISO'da ver, ne bileyim Giannis'i topsuz kullan, screen'e getir. Ya bu çok basit temel 10-15 maddeyi bildiğinizde, uyguladığınızda kafanıza oksijen gittiğinde maçı ve seriyi kazanıyorsunuz. Aslında Nate McMillan da Toronto'yla bunu yaptı. Şimdi seriye geçeceğiz. Doğu finali serisine geçeceğiz. Milwaukee Bucks ve Atlanta arasındaki seri ne olur? Ama bundan önce biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Giannis konusu çok konuşuldu. Birazcık Giannis'e değineceğim. Yok mu Giannis'in sorunları? Var. Ama hani Giannis bu kadar MVP oldu. Kötü bir oyuncu mu? Şimdi onun da aslında değiştirmesi gereken yerler var. Çünkü mesela ben en büyük hatasını şurada biliyorum. Şutu falan da değil. Şimdi bu Giannis'in oynarken, özellikle tepeden oynarken ilk adımı çok uzun, çok büyük ama yavaş. Şimdi böyle olunca savunma, akıllı bir savunma ki Griffin çok akıllı bir savunmacı değil. Ama zaman zaman böyle ya denk getirdiğinde ya biraz böyle oyunu kafası açık olduğu anlarda, oyunu okuyabildiği anlarda ne kadar iyi savunma yaptığını gözünüz önüne getirin. Yani hücum faali aldı, Giannis çembere gidemedi, ona çarptı, takıldı, bir şeyler oldu. Ama ne zaman da o mesafeyi ayarlayamasa, yani böyle yaklaşık 1,5-2 adımda kaldığında da Giannis zaten çok büyük ilk adım olduğu için ilk adımı atıp direkt çembere gitti. Ve ne yaptı? Arkadan yardım çekmek zorunda kaldı Brooklyn Nets. Ve orada ya işte asist geldi ya faul geldi. Çok nadir de olsa blok da geldi ama genelde çok zorlandılar boyalı alanda Giannis'i durdurmak için. Şimdi buradaki sorunu işte o ilk adım mesafesini her zaman ezbere göre yapıyor. Yani savunmayı çok okumuyor. Savunma önde geride, yani ilk adımı buldum mu atayım ya. Gerideyse de atıyor ve kaybediyor. Halbuki orada işte birazcık adım mesafesini küçülttüğü. Çünkü kolları çok büyük, yani adımları çok büyük. Dribbling mesafesi çok geniş. Onu daraltabilirse birazcık o boyalı alandaki işte hızlı bir crossover ya da hızlı bir orada ilk şeyden sonra, ilk cross'tan sonra bir spin ekleyip çembere rahat gidebileceği de, oradan alıp daha böyle teker floater'ını daha erken seçeceği. Çünkü ilk adımını atınca direkt çembere gidiyor. Orada şey de planlamıyor. Küçük atamadığı için Eurostep'i. Yani bir iki adım atayım ama daha floater mesafesinde kalayım da yok. Çünkü yani bilmiyorum hayal edebiliyor musunuz ama o yani sahaya çıkanlar beni anlayacaktır. Yani gerçekten üçlükten çembere 2-2,5 adımda gitmek çok büyük iş. Yani 1.80 1.90 bir oyuncuysanız ve sahaya çıktıysanız, ki ben işte 1.88'im, öyle bir mesafe yok. Yani anca tam sahada çok koşarak gelirseniz, çok büyük adım biraz sıçrayarak alırsanız falan anca bitirirsiniz. Giannis bunu durarak yapıyor. O kadar büyük adımı. Bunu ayarlamayınca da top kaybına gidiyor. Yani Eurostep'te çünkü mesela oraya girdin, ilk adımı kurtardın, bu sefer Eurostep ikinci adımına savunma geliyor. O kadar yavaş atıyorsun çünkü sağa sola. İkinci konu topsuz savunması. Topsuz savunmadaki hataları takıma zarar veriyor. Yani mesela bütün seri boyunca neden Durant'i savunmadın, neden Durant'i savunmadın? Neden savunmadığını söyleyeyim. Bir, topsuz savunmada hata yapıyor çünkü. Ve Durant'e karşı sizin esas savunmayı başlattığınız yer topu almadan önce. Tucker devamlı deny etti. Deny etmek ne? Topu aldırmamak. Şimdi bir, burada hem hata yapabilen bir oyuncunuz. İki, çok yorulacak. Zaten hücumda bitmiş, tükenmiş bir oyuncu. Yani savunmada da oraya verirsen bitersin. Sezon maçlarına da ben tekrar bakmıştım zaten, ki sezon içinde de izlemiştim playoff'lardan önce. Tekrar da baktım, ben hatırlamadığım bir şey mi var diye. Orada zaten Giannis'le pozisyon icabı eşleşmediği durumlarda ana savunmacı değil zaten yine Giannis. Giannis de Tucker 4-5 kaldığında sahada, evet orada değişiklikler olmuş. Ve o meşhur bloğu da orada geliyor zaten. Birebir kaldı, bir geçişte, bir yarı sahada onunla eşleştiği bir anda geliyor. Yoksa maçın çok uzun bir periyodunda savunmamış. Yani zaten onu da çok üzerine almaya çalışmadılar. Harden sonradan çalıştı son maçta. Harden biraz daha üzerine alıp onu faul aldırır mıyım falan denedi. Oradan fena çıkmadı ama ki orada da hata yaptı. Bir faul var yine ya. Bir faul aldı. Hatta onu ya Durant'ten aldı ya Harden'dan, yine yanlış hatırlamıyorsam. İşte ikinci konuda o zaten. Eşleştiğinde de tepki süresi çok yükselince de faul olabiliyor. Niye faul problemi sokacaksınız bu adamı? Gerek yok. O yüzden topsuz savunmasını ve topsuz savunma sonrasındaki birebir savunmasını da geliştirmesi gerekiyor. Ama Giannis'in alameti farkı yardım savunması. Birebir eşleşen her oyuncunun o kadar büyük bir alanı çok büyük adımları recover edebildiği için ya da cover edebildiği için çok rahat savunabiliyor. O yüzden de yardım savunması değeri çok yüksek Giannis'in. Artı olarak da zaten çembere atakta, boyalı alana yardımda girdiğinde de orada hem takip bloğu, hem ilk topta blok, hem ilk orada strip bir steal uzun kollarıyla, bunlar hepsi Giannis'in zaten ana başarıları. Ve benim en çok takıldığım hatalarından biri de yıldız oyuncu olacağım baskısı. Ya bu geçmiş yıllardan Harden'ın yine bir konuşması var bununla ilgili. Zaten düşüyor, görürsünüz. Hani Giannis'in skilleriyle ilgili, yıldız oyuncu olmamasıyla ilgili. Bu NBA'nin zaten raconu içerisinde, ki ilk başlarda LeBron James'in NBA'ye gelirken fazla fiziksel oyunu bile biraz şey bakılıyordu böyle. Ya Jordan çok estetikti, LeBron James çok fiziksel. Hani böyle acaba sadece fiziğiyle mi oynayacak falan gibi bakılıyordu. Sonra oyunu kademe kademe üstüne koyunca herkes sustu. Şimdi Giannis'teki durum da işte birebir oynayamayacaksan, işte şut sokamayacaksan, tabii ki şut tehdidi çok önemli. İyi kötü yine yapıyor. Yani bir Ben Simmons değil Giannis. İyi kötü bunu yapıyor. Orta mesafede hatta kritik toplarda fena sayılar bulmadı. Üçlük yüzdesi çok dengesiz olsa da. Ha, üçlükte 8-9 denemesi kesinlikle doğru değil. 3 denemesi, 4 denemesi, bundan 1-2 üçlük bulması zaten ona yeter. Yeterli. Çok fazla. Zaten bir tane, iki tane soktuğu anda savunma biraz yaklaşmaya başlıyor. Ki Brooklyn Nets sezonda 7 üçlük verdi ona. 2 maçta. O yüzden de seri maçlarında hemen başta yaklaşıyorlardı. Sonra yine uzaklaşmaya başladılar kaçırdıkça. Biraz da maçın psikolojisiyle ilgili. Hatta bununla ilgili ben ta ikili oyunda Marcus Smart üzerinden de bir analiz yapmıştım. Onunla ilgili hatta bir makale de vardı, zamanında çıkmış. Onun fake yeteneğiyle ilgili, daha doğrusu sahada blöf yapma yeteneğiyle ilgili. Smart daha kısa ve kompakt bir oyuncu gibi durduğu için çok iyi şutör gibi algılanıyordu ilk gördüğünüzde sahadan. İstatistiklerine bakıp sahaya çıkmıyorsanız, ulan bu herhalde sokar diyordunuz ve çok kötü şut yüzdesi de oynuyordu 200 öncesinde. Sonradan geliştirdi ve daha hani blöf yapmadan oynadığında gerçekten sokmaya başladı şutları. Ha, yüzdesi evet yani inanılmaz tabii, NBA'nin kalbur şutörleri kadar değil ama geçmişe göre onun için çok daha iyi hale geldi. İşte Giannis bu baskıyı, mental baskıyı aldıkça yeniliyor. Ben yıldız oyuncu, ben en iyisiyim, MVP'yim ben. Racon böylesi işte, bak böyle de dağıtırım, üçlükte de yenerim sizi, şurada da yenerim. Yok yok, gerek yok. Yani hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Sen zaten şampiyonluklarını dizmeye başladığın zaman kimse sen topsuz mu oynamışsın, toplu mu oynamışsın bakmayacak. Ha, çıkar yine birkaç salak. Curry'e bile yıllardır diyor, ha üçlük atıyor işte, şampiyon da ne oldu? Curry'nin etkisinin ne kadar oyuna büyük olduğunu sonradan böyle, ha evet abi falan. Klay Thompson. Sonradan ne oldu? Başta işte böyle ya işte şutör oyuncu falan denirken adam yani hiç topu dokunmadan ya da çok az dokunarak oynaması ve bununla sayı rekorları kırması, ha evet ha haksızmışız'a geldi yani. Ama genel söylüyorum bu arada, hani genel hem basın hem koçların bile yaklaşımı bazen böyle olabiliyor. Dikkat etmesi lazım. Diğer konuda hani Middleton'la yan yana oynamak istiyorlarsa onun kesinlikle daha çok denemesine izin vermesi lazım. Şut olarak özellikle. Şimdi Atlanta serisi detaylarına da ufaktan geçiyorum buradan. Hani Atlanta savunması dışarıda zorlanabilir. Şimdi Bogdan yarı sakat. Zaten Young'ın iyi bir savunması yok. Oraya işte Lou Williams kenardan gelince orada da savunma kaybediyorlar. Burada kritik isimler Huerter. İşte Hill'i getiriyor ve Gallinari. Şimdi Gallinari'de daha hani yüksek bir oyuncuya gitse desek hani Middleton çok hızlı kalabilir ona. Burada muhtemelen Huerter'le falan savunmaya çalışacaklar. Bogdanovic de sağlıklı kalırsa Holiday'le eşleşecek. Holiday de muhtemelen Young'la eşleşecek diğer tarafta. Giannis burada tamamen bonus. Ya Giannis burada kime yardıma gitse, kime switch'e gitse Trae Young hariç herkese çok iyi savunma çıkartabilir. O yüzden de hücuma geçtiklerinde bu iyi savunmadan Atlanta'nın savunma zaaflarına Giannis'in şutlarıyla da orta mesafede cevap vermek hiçbir işe yaramaz. Onların ekmeğine yağ sürersiniz. Philadelphia'nın yaptığı gibi. Devamlı zorlamak lazım. Devamlı kaşımak lazım. Oraları ki Lopez de bu arada atlamayalım. Hani Nets serisinin özellikle son maçında çemberde çok iyi savunma yaptı. Ama orada bir önceki maçları hatırlayın. Durant devamlı pick and roll kullanıp o boyalı alanla üçlüğün arasına girip oradan orta mesafede attı ki Durant'in o son maçta yediği blokta aslında kendi hatası. Çembere gitmese, kendi klasik orta mesafesine atsa zaten Lopez'in üstüne atacaktı. Orada biraz da psikolojik olarak da maçı bitirmek istedi ama olmadı. Yani Lopez de çok iyi iş çıkardı. Hakkını yemeyeyim ki Lopez'e şu parantezi de açarım. Dışarıda da mesafeyi dropta iyi ayarladı. Hatta bazen switch'e kadar gidip rakibine yakın kaldı. Savunma pozisyonları da gösterdi bize. Bu da onun için çok büyük artı. Ama Atlanta karşısında şimdi Kyrie ve sakat Harden'dan daha hızlı bir oyuncu var. Yani iki sakat oyuncu orada çıkmıştı devreden. Şimdi burada Young sağlıklı, çok hızlı. Philadelphia serisinin ilk maçında zaten orayı parçalayarak mahvettiler Philadelphia'yı. Pick and roll, Embiid drop, arada açılan boşluk, o gap ki işte Phoenix Suns Clippers maçında orayı Booker kaşıyarak üst üste 15-16 sayı buldu yani üçlüklerle beraber. Aynı şey şimdi Trae Young yine yapmaya deneyecek. Orada Lopez'i kullanmak biraz sıkıntılı. O yüzden hani o alana Giannis, Tucker faul problemine sokmadan girerlerse, hatta Middleton'da o üçlü, o gap'i, o boşluğu kapatıp Young'ı zorlayabilirler ki Philadelphia kazanırken de bunu yapmıştı. Ya orada o pozisyonu, ilk şutu vermeyeceksiniz. Ha, burada Atlanta'nın çözümüne hemen devrilen oyuncuyu bulmak, o boşlukta skor bulamazsa ve yine ön taraftan birinci devrilen oyuncuya topu geçirip ön taraftan kat eden işte Capela gibi, Gallinari gibi oyuncuları bulmak. Ki burada John Collins'in pikini kullanıyorlar. Ya da Gallinari'nin pikini kullanıp yine arkadan gelen John Collins ya da Capela'yı kullanıyorlar. Yani zaten üçünü aynı anda oynattıkları durumlarda oldu. Burada yine Milwaukee Bucks savunmasının Philadelphia savunmasına göre işte Embiid'e göre daha iyi savunmacılar var elinde. Ki Lopez bile burada özellikle Capela'ya karşı daha iyi duracaktır. Daha rahat edecektir ama arka taraf işte biraz öne çıkarsa ön tarafı kaçırabilirler. İşte burada da Giannis'in ve Middleton'ın, hatta Tucker'ın konumlanması çok önemli. Ama elinizde iki tane çok joker savunmacı var. Tucker ve Giannis'in Atlanta 5'ine göre nasıl eşleşeceği ve kısaldıklarına ne kadar baskı yapacak. Çünkü Atlanta'da baskı yaparsanız çok rahat top kaybedebiliyorlar. Özellikle de Young'ın elinden top çıktıktan sonra tek orada hani opsiyonlar Bogdanovic, Huerter ikilisi ya da varsa Lou Williams oluyor. Onlar da her an pozisyona göre işte Gallinari'yi bulmaya çalışıyorlar ya da hemen içeriye birebir varsa bir mismatch bir şey yaratabilirlerse orayı bulmaya çalışıyorlar. Orada da Holiday ve Middleton ikilisi zaten hatta Pat Connaughton'da çok hızlı baskılı savunmacılar. Hemen top çalabilirler o ilk baskıdan sonra, Young'ın ilk baskısından sonra ve Atlanta'yı eğer hızlı ve baskılı başlarlarsa belki de ilk maçtan bile hemen bir farka gidecek şekilde zorlayabilirler. Bu çok önemli ama savunma tercihleri işte burada onların durumunu belirleyecek. Yine Giannis üzerinden gireceğim bir konuda özellikle onun açık sahada bulduğu pozisyonlar okey ama yarı sahada bulduğu işte yarım spin, yarı reverse pozisyonlarında. Şimdi Atlanta'ya karşı bunları yine bulabilir. Ama Atlanta'da burada işte Gallinari belki onun önüne koyup ya da işte John Collins önüne koyup Huerter'i yer yer önüne koyup işte Hunter olsa çok büyük avantajdı. Hunter onu iyi savunabilirdi. Koyup devamlı hücum faul kovalayabilirler ya da işte burada Trae Young'ın zayıf savunmasını pozitife çevirebilirler ki Trae Young tepeden hem lova hem de tepeden boyaların ortasına gelen uzunlara hemen yardım getirebiliyor. Çünkü çabuk. Burada daha Giannis topu kaldıramadan hemen bir top çalma şansı olabilir. Buna çok dikkat etmeye lazım. Giannis'in özellikle yarı sahada yine tepeden Atlanta'ya karşı zorlamasına hiç gerek olmayacak. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabi zaten onun dışında Brooklyn serisinde olduğu gibi yani Jrue Holiday'in kötü şut yüzdesi yine bu seriyi etkileyebilir. Çok dikkat etmesi lazım. Middleton'ın uzun süre oyundan düşmesi onları yine etkileyebilir. Çünkü Atlanta daha kompak oynayan, daha böyle Durant'i bulalım abi, birini bulalım oynayalımdan biraz daha uzak bir takım. Evet, Young'ı ilk topta buluyor ama Young zaten topu dağıtıyor. Burada hemen bir örnek vereyim. Zaten Durant o 49 sayı yaptığı maçları 10 asist yaptı. Ve sonraki maçlarda asist sayısı düştü. Tamamen Harden'ın üzerine kaldı. Yani Durant'in asist yaparak oynadığı bir Brooklyn zaten ki kenarda Joe Harris berbat bir seri geçirmese belki çevirebilirlerdi yani. Kazanabilirlerdi ki Joe Harris berbat attı son 3 maçta. O yüzden Atlanta'ya karşı ilk top baskısı geçtikten sonra onların daha bu kompak oyununa izin vermemek yine Milwaukee için çok önemli olacak. Tabii çok fazla pick and roll'e giriyor. Burada Tucker'ın pick and roll savunmasını kesinlikle kullanmaları lazım. Özellikle Trae Young'ın kullanacağı bütün toplarda. Tabii burada kısa pick and roll'e gidebilirler. Hani orada Holiday'den çıkacakları, Middleton'ı da işin içine çok sokmayacaklar. İşte Pat Connaughton oyundayken ya da başka birisi oradayken Forbes falan oyundaki orayı kaşıyabilecekleri anları da kovalayabilirler. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hawks tarafına geçelim. Orada Atlanta'nın bu seride neleri doğru yapması gerekecek? Kesinlikle Nate McMillan'ın yine takımı çok motive tutması gerekiyor. Yani takım çok genç. Yani 2-3 periyot çok yıkılabilmelerine rağmen Nate McMillan sayesinde son periyotlarda bayağı böyle Rocky gibi kalktılar. O kadar yumruğa rağmen iyi döndüler. Savunmayı iyi toparladılar. Ama işte yine de çok tercih hatası yapıyorlar. Young'u unuttukları, top çevirmeyi unuttukları, çok bire sıkıştıkları anlar oluyor. İşte Milwaukee Bucks onları devamlı bire iterken pick and roll'lerden uzaklaştırıp işte Gallinari ile ne bileyim Bogdanovic ile hatta bazen Capela'nın birebirlerini itmeye çalışacakken onların da bunlardan kaçması lazım. Çok daha yarı saha hareketlerini sağlaması için devamlı drive önceliği, boyalanan atak. Bunlar yine Atlanta'nın da devamlı yapması gereken konular olacak. Onun dışında Atlanta ile ilgili bir pozitif konu Philadelphia serisinde. Dediğim gibi az önce de çok geriye düşseler bile iyi motive oldu ama burada daha da önemlisi top Young'a geldiğinde Young çok sakin kalıyor. Bunu çok takdir ediyorum. Yani mutlaka evet kötü tercih olmuyor mu oluyor. Ama zaten buna kredisi var. Yani logodan şut atma kredisi zaten var. Ama bunlar hep doğru tercihler değil her zaman. Ona rağmen sakin kalıp devamlı drive'ı kovalaması, doğru oyuncuyu bulmaya çalışması çok iyi. Buna da işte baskı yapabilmek için belki de Holiday'in mutlaka faul problemine girmeden Middleton'la beraber çok dikkat etmeye gerekiyor bu seride. Onun dışında Capela'nın kullanımı onları birazcık zorlayabilir burada. Lopez oyundan çıkarsa burada Budenholzer o hamleyi bazı... Yani ne kadar yapacak şüpheliyim bu arada onu da söyleyeyim de. Yani yapacaktır ki yaptı. Nets'e karşı bile yaptı. Burada da yapacaktır. Yapması da şart. Özellikle o noktalarda hani Capela'nın da zaten çok zorlanacağı, hani Capela'nın ne kadar sağda kalacağı falan çok önemli olacak. Kısaldıkları anda işte Okongwu, Gallinari, John Collins üçlüsü burada biraz daha alan arayacak. Hatta ağırlıklı olarak John Collins'e Gallinari'nin sağda kalacağı anlar artabilir. Gallinari'yi bozmak, onun üzerine gitmek isteyecektir Milwaukee Bucks. Onu engelleyip Gallinari'yle belki de geçişlerde hızlı üçlükler bulup onu biraz daha o trafikten kaçırarak oynatmaları da önemli olacak. Boyalı alan kısmı ise işte en zor kısmı Atlanta için. Buraya girmeyi çok seven bir takım Atlanta. Özellikle Trae Young'la. Şimdi bu boyalı alana girme kısmı floaterlardan bahsetmiyorum. Yani ortaya girdiğinde Lopez varsa zaten işi kolay. Yoksa yine devrilen oyuncuyu bulabilir. Switch gelirse drive'ı devam ettirip rakibini eksiltmeye çalışıp yardım çekip köşeleri bulabilir. Ama Young'ın bir artısı daha var. Dip çizgiye kadar inebiliyor. Yani o dip çizgiye inip ondan sonra savunmayı orada yakınlaştırıp pas çıkartabiliyor. Philadelphia serisinde bunları da yaptı. New York'a karşı daha rahat yaptı zaten. Ama Milwaukee'ye karşı bu iş zor. Orada çünkü elleri kolları büyük bir sürü oyuncu var. Orada çok zorlanacak. Bu yüzden çok fazla kat bekleyecektir. Orada kendisine yaklaşabilecek. Şimdi burada da Milwaukee Bucks savunmasının hata yaptığı yerlere geliyoruz. Yarı sahada. Özellikle de çembere dönüp de oyuncular teması kaybettiği zaman ve Tucker kadar da savunma bilgisi yoksa ya da orada zorlanıyorsa katlar çok hızlı devreye giriyor ve verimli olmaya başlıyor. İşte Huerter gibi hızlı bir oyuncu. Burada fark yaratabilir. Devamlı onun tepe katlarına ya da diğer oyuncuların yapabileceği katlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tam tersi olarak da Atlanta'nın burayı devamlı zorlaması gerekiyor. Zaten Atlanta şut yüzdesini bulmaya çalışacak bu seride. Yine Milwaukee'ye karşı üçlük yüzdesini yüksek tutmaya çalışacak. Ki burada yine Nate McMillan'ı takdir etmemiz lazım. Yani ilk 5'ten 8. oyuncuya kadar herkesten doğru verimi alıyor. Yani doğru anda sokuyor. Doğru anda şutu bulması için sağdaki organizasyonu, doğru rotasyonları, 5'leri hep sağladı. Kaybettiği maçlarda bazen bir iki hatası oldu bunlarda ama hemen de değiştirdi onları, geri döndü. Genelde performans sorunu yaşadıklarında tabii kaybediyorlar. O yüzden de yine doğru tercihleri ve bu doğru tercihlere bağlı şutların yaratımını Atlanta'nın çok daha verimli sağlaması gerekecek diyorum ve hani tekrar bakıyorum notlarıma ekleyeceğim bir şey var mı bu iki takımla ilgili. Son olarak ekleyeceğim bir şey yok. Bir de belki arka tarafta yani Trae Young'ın bulabileceği işte o birinci, ikinci asistlerden de çıkabilecek alley-oop'lar var. Özellikle Capela, Collins ikilisiyle bunları çok bulabiliyorlar. Ve burada faul de alabilirler. Bunlara da yine Lopez tercihi. Yani Lopez yine tekrar diyorum Bucks Brooklyn Nets'e çok iyi savunma yaptı özellikle son maçta. Ama bütün seriyi daha rahat, daha hızlı geçmek istiyorsa Milwaukee, Lopez'in belki de kullanım süreleri biraz daha değişmeli, azalmalı diyorum ve bitiriyorum. Evet yani bu seriyi peki kim kazanır? Yani Suns Clippers serisi kadar bence çok zor durmuyor. Evet Atlanta yine bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Onlar için her şey nasıl yolunda gider? Şut yüzleri düşmez. Trae Young ve karşısına Lopez'i buldukça Budenholzer hataya düşer. Orayı kaşırlar ve devamlı tempolu ilk Philadelphia maçı gibi oynarlar. Giannis kontrolden çıkar. O topsuz oynayan, ağırlıklı topsuz oynayan Giannis gider. Gereksiz şut tercihleriyle uğraşan, kötü tepe drive'ları deneyen Giannis gelir. Middleton yüzdesiz atar. Atlanta'da herkes yüzdeli atmaya devam eder. Milwaukee Bucks savunması düşer. Tempoyu Atlanta'ya verir ve Atlanta yarı saha temposunu kontrol eder. Ve kendi savunmasını yükseltirse tabii ki Atlanta'da bu seriyi uzatıp kazanma şansı var ama çok daha düşük. Yani %25-20 civarına kadar düşük bence. Milwaukee bir de geçmiş yılların da getirdiği o mental baskı, o mental kırılmayla da artık rahatladılar. Brooklyn Nets gibi bir takımı geçtiler sakatlıklarına rağmen. Bence yine de haklarıydı. Kesinlikle buna hiçbir gölge düşürmez. Ve buraya geldiler. Artık finali istiyorlar. Yani çok ekstrem şeyler olmazsa ben Milwaukee'nin seriyi geçeceğini düşünüyorum. Hatta ilk iki maçı farklı alırlarsa 4-1'e kadar gidebilirler ama Atlanta buradan bir sürprizle başlar. Çok iyi oynadığı yine Philadelphia serisi bir tempo oynadığı bir maçla başlarsa ve seriyi 2-2'lerde tutarsa 3-2'ye getirebilirse işler o zaman karışır. O zaman şansları var. Ama ben Milwaukee'nin buna çok izin vereceğini düşünmüyorum. Benim yine bir aksilik olmazsa deyip Doğu finalinde bitiriyoruz. Şimdi bundan sonra finallerle ilgili başka video gelir mi bilmiyorum. Belki bir ara video yapabilirim. Ondan sonra zaten NBA finalini konuşacağız. Onun detaylarına ineceğiz. NBA finalinde belki hani maçlık canlı yayınlar yaparız. duruma göre. Zaten Twitch'te canlı yayın zaten olacak. Belki üzerine de ertesi gün ya da bir sonraki maçtan önce bir değerlendirme yayını kısa bir YouTube'da falan olabilir. Onlara da yine haber vereceğim. Kendinize iyi bakın. Çanımız var. Çana tıklayın. Bildirimler gelmiyor belli ki. Ana sayfanıza düşmez bu video. YouTube'un algoritması. Şimdi belli videolarım düşüyor ama bu düşmez. O yüzden siz çana tıklayın. Oradan bildirimler size gelsin. Videoları kaçırmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.